efendim, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Sevgili seyirciler, ikinci bölümümüzde Galatasaray Viyana'da Şivekat ile, Bayan Voleybol Milli Takımı Şivekat ile karşı karşıya geldi. Gerçekten görülmeye değer bir karşılaşma yaşandı. Orada Türk basınından sadece ATV Avrupa Gökkuşağı ekibi vardı efendim. Galatasaray Medical Park Bayan Voleybol Takımı Avrupa Bayanlar Kupası 3. tur 1. maçında deplasmanda Budo Center Spor Salonu'nda Avusturya takımı Post Şivekat ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılar çekişmeli geçen mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldılar. Karşılaşmayı Viyana Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan ile çok sayıda Türk vatandaşı da izledi ve takımlarına tam destek verdiler. Post Şivekat, Yelena, Yil, Kortey, Alexis, Angela, Tamari, Lehua, Mikola, Jessica, Ivana, Jornelia, Elena'dan oluşan kadrosuyla file altına geçti. Galatasaray ise Gökçen, Arzu, Erika, Karina, Vesna, Ivana, Funda, Dilara, Deniz, Ebru, Özlem ve Seda ile mücadele ettiler. Galatasaray ilk seti 25-15 alarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette etkili bir oyun ortaya koyan ev sahibi Post Şivekat seti 25-13 alarak maçta durumu 1-1'e getirdi. Post Şivekat üçüncü seti de 25-16 alarak 2-1 öne geçti. Galatasaray Medical Park dördüncü seti 25-23 alarak setlerde durumu 2-2'ye getirdi. Son seti 18-16 alan Post Şivekat maçı da kazandı. Maç 3-2 Post Şivekat'ın lehine sonuçlandı. Karşılaşmadan sonra Viyana Büyükelçimiz Kadri Ecvet Tezcan ile konuştu. Sayın Büyükelçim, Türk milli takımını tuttuğunuzu biliyoruz. Elbette. Normal hangi takımı tutuyorsunuz efendim? Vallahi ben doğrusunu isterseniz Galatasaraylıyım. Yani okuldan olduğum için bizde sanki bir böyle şey var. Alışkanlık var. Yani küçüklüğümüzden beri, 10 yaşından beri o okuldan geçtiğiniz zaman ister istemez o okulun takımını tutuyorsunuz. Ama benim için yurt dışında oynayan bütün Türk takımlarının hepsinin taraftarıyım. Fenerbahçe olsa Fenerbahçe, Beşiktaş, Beşiktaş, hepsinin taraftarıyım. Bu akşam gerçekten başa baş bir mücadele çok oldu güzel. Ama sonuçta evet. Böyle oldu. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi sporcuların hayatında kaybetmek de var, kazanmak da var. Bence çok güzel bir maç çıkardılar. Hem Avusturya tarafı hem bizim takımımız çok güzel bir maç oldu. Seyirciler de çok memnun kaldılar diye düşünüyorum. Muhteşemdi. Önemli olan bence iyi maç çıkarmak. Galibiyet olursa ne güzel. Olmazsa canımız sağ olsun bir dahakini kazanırız. Teşekkür ederim. Karşılaşma boyunca takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı Gökkuşağı mikrofonlarına şunları söylediler. Neler söyleyeceksin? Maçı kaybettik. Maçı kaybettik ama biz gene de burada görevimizin başındaydık. Takımımızı sonuna kadar destekledik. Sağlık olsun. Çok çekişmeli geçti. Başa baş bir maç oldu. Evet öyle oldu ama yapacak bir şey yok. Biz sonuna kadar Galatasaray'ın arkasındayız. İyi oynadık ama kaybettik. Ne yapalım? Abi ne söyleyelim? Biz İstanbul'u maç alacağız. Biz bu turu geçeceğiz. Başka çaresi yok. Başka çaresi yok. Güzel bir müsabaka oldu. Gönül isterdi buradan galip ayrılalım. Ama bunun bir de İstanbul ayağı var. İnanıyoruz, gönüllü inanıyoruz ki takımımız orada turu alıp ya finallere kalacaktır. Biz maçın skorundan değil de Galatasaray'ın büyüklüğünden bahsedelim. Galatasaray bir spor kulübü, bir futbol takımı olmaktan çoktan çıkmıştır. Galatasaray bir aşk meselesidir, bir sevda meselesidir. Gurbette de Avusturya'da, Viyana'da bunu yaşıyoruz. Başkent Viyana'da ne hakikaten. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Galatasaraylı olana. Siz neler söyleyeceksiniz? Ya bugün yine herkes Galatasaray taraftarının asıl gücünü gördü. Dünyanın her yerinde bu hiçbir zaman değişmeyecektir. Ve hani bu sadece futbola endeksli bir olay değil. Bugün kızlarımızı elimizden gelenin en iyi şekilde desteklemeye çalıştık yine. Ve hani maçı kazanamadık ama büyük bir ihtimalle kızlarımız Türkiye'de bunu çevirecektir. Onun için yani biz sadece görevimizi yaptık Galatasaraylı olarak. Biz aşığız, aşkınla tarif ediyoruz.